yüzlerce, binlerce uçağın bir an için inemediğini düşünebilirsiniz. Yani dijital güvenlik bu kadar artık hayatımızın içerisinde. Dolayısıyla bunu sağlamanın yolu da bu anlamda kendinize ait yazılımların bir şekilde masaya sürülmesi. Ama benim eleştireceğim hususlardan veya da kritize edeceğim hususlardan bir tanesi, bir sıkıntı başımıza geldiğinde biz bu noktada bayağı hevesli oluyoruz. Onun sonrasında tekrar her şey unutuluyor. Evet. Yani ben mesela bu sıkıntılar başladığında bu Linus Torvalds'ın geliştirmiş olduğu Linux tabanlı sistemlerden TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu bu Pardus sistemini 1998-99'lu yıllarda Van Erciş'te görev yaparken ki bilgisayarıma kurup birçok deneme gerçekleştirmiştim. Daha sonra bunun OpenOffice ismi adı altında herhangi bir telif hakkı ödemeyeceğiniz şekilde sistemler geliştirildi. Fakat o ondan sonra bir şekilde unutturulmaya başlandı ve hiç kuşkusuz bugün bütün devlet dairelerinde istisnasız bir şekilde Amerikalı firmanın telif hakkı ödeyerek kullanmış olduğumuz programları var. Bu konu dile getirildikten sonra şunu yapan belediyeler gördüm bakın. Pardus kullanılmalı, Pardus'a ağırlık verilmeli, neticede bir Türk yazılımı şeklindeki beyanlardan sonra bazı belediyelerin kullanmış olduğu Amerikan menşeli programın üzerine Pardus'un logosunu koyup biz de artık Pardus kullanmaya başladık şeklinde çok ucuz, çok böyle fırsatçı bir takım yaklaşımlarla siyasette bir yerlere selam verme anlayışlarına da şahitlik ettik. Dolayısıyla ben bu noktada devletin stratejik anlamda bir hedef koymasının, yönlendirmesinin, teşvik etmesinin ve bürokratik alanı da bu anlamda mümbit ve verimli kılacak düzenlemelere açmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bürokrasinin içerisinde 30 sene görev yapmış bir insan olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki bu iş asla ve asla bir tanıdığın ya da sıkıntılara zamanında düçar olmuş şu anda da mükemmel işler yapan Bayraktar ailesi gibi ailenin yardımcı olmasıyla çözülebilecek bir olay değil. Bu noktada bürokratik alandaki sıkıntıların, bu bürokratik zihniyetin mutlak surette bu siyasetin koymuş olduğu stratejik hedefe hizmet etmesi, siyasetin koymuş olduğu yönlendirmeye hizmet etmesi şeklinde mutlak surette kafa yapısının da alanında mutlaka düzenlenmesi gerekiyor ki arkadan gelen insanlar herhangi bir zahmete katlanmaksızın bu yoldan